Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle 3-4-5 yayınlarının ikinci denemesi olan AYT fen bilimleri denemesini çözeceğiz. Fen bilimleri olduğu için dolayısıyla yine 15. soruyla başlıyoruz. Periyodik sistemde yer alan elementlerin özellikleriyle ilgili ifadeler okları şekilde gösterilmiştir ve bunların hangisi yanlıştır diyor. Beni takip eden, yani deney alt direkt kimyayı takip edenler bilir. Biz bunu acemi diye kodlamıştık. Sınav anında hızlı bir şekilde çözmek için. Bu tarafa doğru artar, bu tarafa doğru azalır, bu tarafa doğru artar, bu tarafa doğru azalır, bu tarafa doğru da artar. Yani şöyle artı eksi artı eksi artı diye gidiyor. Evet. Elektronegatiflik, şu elektronegatiflik de bu tarafa doğru artıyor. Elektron sayısı, proton sayısı da doğru orantı olduğu için artar. Çap, bu tarafa doğru azalır, o zaman tam tersi artar. Elektronegatiflik de aşağı doğru ne yapıyordu? Bu artıyorsa aşağı azalır, bu doğru. Ametallik aktiflik artar çünkü bu tarafta ametaller var. Atom kütlesi yukarı doğru azalır çünkü proton sayısı azaldığı için. Ben E şıkkına bakmak istiyorum. Çünkü iyonlaşma enerjisi nedir arkadaşlar? Bu tarafa doğru artar, burada azalır dediği için E şıkkı yanlış oldu. Zaten bu şıklarda genellikle iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, bu tarz şeylere bakalım. Direkt şıkkı görebiliriz. 16. soruda aşağıdaki sistemde ideal davranışta aynı sıcaklıkta buraya çizelim. Metan gazı ve helyum gazı var. Tamamdır. Sabit sıcaklıkta tamamen karışmasını sağlamıyor. Çünkü bu memur su açılıyor anlamlar. Buna göre hangileri doğrudur? Gazlar birbiri içerisinde dağılması bir füzyondur arkadaşlar. Sonundaki gazların kısmi basınçları birbirine eşittir demiş. Hemen bir bakalım. Burada helyumun 3 atmosfer 2 ve hacimde. Metanın da 2 atmosfer 3 ve hacimde olduğunu gördük mü? Param varsa neden? Sabit sıcaklık. V zaten sabit. Şunu görüyor muyuz? Yani 3 atmosferle 2 V'yi çarptığımızda 6 mol helyum. Bunu da çarptığımızda 6 mol. Son durumda gazların kısmi basıncı dediğine göre 6 mol artı 6 mol. P son, V son da 5 V. Dolayısıyla P son yani P toplam 2,64 atmosfer yapar. Şimdi mol kesirlerine göre yapacağımıza göre P helyum eşittir. P son dediğim ya da P toplam da diyebilirim. N helyum bölü N toplam. Doğru mudur? Buranın 6, buranın 12 olduğunu, bunun da 2,4 olduğunu gördüm mü? Sonra gidelim hemen neyi yapalım? CH4'ü yapalım. Yine PT 2,4. Burası pardon çarpı. NCH4 metan gazı 6 bölü 12. Yani her türlü aynı sonucu mu buldum? Şununla şu aynı. Çünkü zaten mol kesirleri aynı. Dolayısıyla kısmi basınçları birbirine eşittir. Gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Kinetik enerjisi sıcaklığa bağlı olduğu için, aynı sıcaklık olduğu için aynıdır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. 17. soru bizim 400 mililitrin vapur sülfat çözeltisi ortamda bulunan SO2 iyonların mol sayısı verilmiş. Buna göre hangileri doğru? Öncelikle alüminyum sülfatı bir aşmamız lazım. Alüminyum sülfatı 2 alüminyum artı 3. 3 tane de sülfat kökü olduğunu gördük. Farklı kalem alalım. İşlemime devam edelim. Bize SO4'ün yani sülfat kökünün mol sayısının 1,2 olduğunu söylemiş. 1,2 mol. Şimdi mol önündeki kat sayıları doğru anlıyor. 3'e 1,2 geliyorsa kat 0,4. Yani buranın 0,8 olur. 2'ye 0,4 mol gelir. 0,8 mol gelir. Buranın da 0,4 mol olduğunu gördük mü? 1'e de 0,4 gelir. Dolayısıyla 0,8 molardır demiş. Hemen bakalım. Alüminyum burada 0,8 mol bulduk. Değil mi? Ama burada molar demiş. O yüzden yanlış. 400 milime yani 0,4'e bölmem lazım. 0,2 molar çıkar. Yanlış bu. Evet. Alüminyum sülfat çözeltileri şimdi 1 molardır demiş. 0,4'ü 0,4'e böleceğim. Çünkü 400 mililitreyi litreye çeviriyorum. 0,4 litre yapıyor. Dolayısıyla 1 molar yapıyor. Doğru arkadaşlar. 0,4 mol ne bu? Alüminyum sülfat. Evet. Çözülmüştür. Doğru.
ve şey cevabında bakarsak değişik olduğunu görebiliyoruz. Güzel bir soru. 18. soruya baktığımızda bize hissettirme sonucunda elde eden açığa çıkan enerjinin 60 kilojül olduğunu söylemiş. Ve bunun 40 santigrat derecede ısı açığa çıktığını söylemiş. Bu aktifleşme enerjisi yani tepkiminin ilk başlangıçtaki enerjisi bu. Bu ise ısı açığa çıktığına göre nedir arkadaşlar? Egzotermik. Egzo neydi? Bu çubuğun daha küçük, buranın daha büyük olmasıydı. Doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Bu gitti. Bu da gitti. Şimdi o zaman cevaplarımıza bakalım. 60 kilojül ile başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla 60 kilojül aktifleşme enerjisi olduğunu söylüyor. Burada gördüğünüz üzere 20. Burada 60. Burada ise 40. Dolayısıyla 5 şıkkı cevabımız oldu. Yine de şuna bakalım. 40 mu bu? Evet. Şu aradaki delta taşımız bize veriyordu. 120'den 80'i çıkarttığımız zaman bize 40, hatta 80'den 120 çıkarttığımızda eksi 40 oluyor. Ve bunun eksi olma sebebi de egzoydu. Dolayısıyla B şıkkı olduğunu ispatlamış olduk. 19. soruda belirli bir sıcaklıkta sabit hacimli kapalı bir kapta tek basamakta gerçekleşen denge tepkimesi verilmiş. Bu tabloda ileri ve geri hızı bulmamızı istiyor. Ve bunun sonucunda K dengeyi bulmamız lazım. Öncelikle K denge neydi arkadaşlar? K denge yani KC eşittir. İleri yönde olan K1 diyelim bölü K2 geri yönde olan. Biz buradan öncelikle yazalım. X'ye nerede arkadaşlar? Girenler yani ileri yönde yani K1. Dolayısıyla K1 çarpı X ve Y'yi bulmamız için tabloya bakmamız lazım. Bunu sabit tuttuğumuzda bunun 2 kat arttığını, bunun da 4 kat arttığını gördük. Dolayısıyla Y'nin burada karesi olduğunu anladık. Bunu sabit tuttuğumuzda bunun 3 kat arttığını, bunun da 3 kat arttığını gördük. Dolayısıyla X'in aynen yazıldığını bulduk. Hızlayalım. Ya da HT diyenler, TH diyenler de var. Şimdi diğer de bakalım. K2'ye yani geri yönde olanla bakacağız arkadaşlar. Bunu sabit tuttuğumuzda bunun 3 kat azaldığını, bunun da 3 kat azaldığını gördük. Dolayısıyla aynı oranda azaldığı için T bir tane. Bunu sabit tuttuğumuzda bunun 2 kat arttığını, bunun 4 kat arttığını gördük mü? 4'ü 2'ye böldüğümüzde derecenin de Z'nin 2 olduğunu gördük. Şimdi biz buradan hızları biliyoruz, değişimleri biliyoruz. Dolayısıyla neyi bulmamız gerekiyor? K1 ve K2. K1'i bakalım. Y'nin karesi herhangi birini alabiliriz. Ben birinciyi alıyorum arkadaşlar. 0 bölü 0,2'nin karesi. X de 0,1'miş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şunla şu aynı arkadaşlar. Dolayısıyla K1'in buradan ne bulduk arkadaşlar? 10. Buraya 10 yazıyorum. Buna bakalım. K2'yi bilmiyorum. T'yi de yine birinci deneye alsam olur. 0,3 çarpı D'de 0 bölü 0,1'in karesi eşittir 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapıyor arkadaşlar. Şu 10 üzeri eksi 5 ile bu 10 üzeri 5 gider. Şu işte 6'yı sadeleştirdiğimde 2 bulurum. Yani K2'yi de bulmuş olduk. 10'u 2'ye böldüğümde cevabın 5 olduğunu gördüm. 5 arkadaşlar. 20. soruya baktığımızda 25 santigrat derecede bize bakır 2 hidroksit çözeltisi demiş. Önce bir kere bakır 2 hidroksit çözeltisini yazalım. Ve kaç çeşit değeri verilmiş. Burada sodyum hidroksit çözeltisinin 0,2 molar yazdığını söylemiş ve buna göre çözünürlüğü kaç molar demiş. Şimdi biz burada ikisinin de ortak iyon çözeltisi olduğunu gördük mü? OH iyonları aynı. O yüzden sodyum hidroksiti açtığında sodyum artı OH eksi oluyor. Çözünürlüğünü sorduğu için öncelikle farklı bir kalem aldığımda işlemlerine devam edeceğim.
Bunun x molar girdisi x molar oluşacağını, bunun 2x olduğunu gördük mü? Bunun 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 girdiğini, dolayısıyla nereden gördüm? Çünkü burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ortak yön olduğu için şunu gördüm mü? Tamam. Şimdi KÇÇ neydi? KÇÇ Bakır artı 2 yazayım çarpı OH eksinin karesi değil mi? Bakır'a x demiştik. Ve burada KÇÇ'nin 8 çarpı 10 üzeri eksi 20 olduğunu, burada da 2x artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 gördük mü? Bunun karesi. KÇÇ değeri gördüğünüz üzere çok düşük olduğu için şunun ihmal olduğunu gördük mü? Yani sodyum hidroksit daha iyi çözünür bakır hidroksite göre, iki hidroksite göre. Dolayısıyla bunu ihmal ettik. Buradaki değerin karesi olmuş oldu. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi de arkadaşlar 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. X zaten vardı. KÇÇ'den gelen OH'ın çok küçük olduğu için ihmal ediyoruz. Şu şekilde bunu sadeleştirdiğimde 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 16 yapıyor. Şıklarda var mı? Şöyle var. 5 çarpı 10 üzeri eksi 17. Bir sıfır kaydırdığımda üzerine bir sıfır atmış olacağım. O yüzden 16 bir arttığımda 17 yapar. 21. soru çözeltilerinin, sulu çözeltilerin oda sıcaklığına karşı pH verilmiş, pH verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştı? Şimdi biz biliyoruz ki pH ile pH'in toplamı 14 yapacak. 9'u eğer pH ile toplamı 14 yapmak için bunun 5. Eğer pH'i 11 ise bunun toplayabilmek için 14'e 3 yapacak. Dolayısıyla birinci şıkkımız yani A şıkkımız doğru. Birinci yönde çözeltin hidrojen iyon değişimi artar. pH arttığı için hidrojen iyon değişimi artar. İki yönde çözeltinin bazik kuvveti artar. İki yönde pH 14 olduğu için bazik kuvveti artar. 14'e yaklaştığı için. K noktasında hidrojen iyon sayısı OH iyon sayısına eşittir diyor sorunun devamında. Bakalım K noktasında gözükmüyor ama öyle olacak arkadaşlar. Evet. 7 pH 7 ise pH'ı da 7. Gördüğünüz gibi birbirine iyon sayıları yani eşit olduğu için bu da doğru. Zaten sıra bağlarının K suya eşit olduğunu söyleyemeyiz. Ve eşit çıkacağım arkadaşlar. 22. soru. Tepkimelerin kendiliğinden gerçekleştiğini, XYZT metallerin standart yükseltilme potansiyelinin karşılaştırılmasını seçeceğiz. Hangisi doğrudur? Şimdi X metali yükseltgendiğinde daha aktif olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla X metali yükseltgendiği için daha aktif Y'ye göre. X, Y'den daha aktif. Yani yükseltgenden daha aktif diyeceğiz. Dolayısıyla burada Z'nin de yükseltgenlerini gördüğümüz için Z, T'ye göre aktiftir. Çünkü T de tepkime girmiş. T burada X'e tepkime girmiş ve yükseltgendiği için T de X'e göre aktiftir. Buna baktığımızda Z en yükseltgen, sonra T, sonra X, sonra da Y. Z, T, X, Y. 5 şık arkadaşlar. 23. soruya baktığımızda bize 0,1 molar çinko nitrat ve çinko çubuğu 2 molar bakır nitrat ve bakır çubuk daldırıldığını söylüyor. Biz burada neyi görmüş olduk arkadaşlar? Farklı elektrotlar ve farklı çözeltilerin neyi? Farklı değişimleri. O yüzden biz bu pile karışık pil diyeceğiz. Karışık pillerde Nernst sistemi uygulanıyor arkadaşlar. Nernst sistemi de E pil eşittir. E pillerin aktiflerine göre bakıyoruz. Anot artı katot eksi. Sıfırıncı 0,6 bölü N. Burada logaritma anot bölü katot desek anlamış olasınız zaten denklemi. Dolayısıyla burada bir pil potansiyeli 1,20 demiş. 1,20 şuna bakalım önce. Anotta yükseltgenme olacağı için önce burada indirgenme tepkimelerinde
Yükselt gelmeye çevirelim. Bu 0,76 yapar. Bu da eksi 0,34 yapar. Dolayısıyla en yüksek değer buna ait olduğu için bu bir anottur. Bu da katottur. Anotta yükseltgenme olur 0,76. Katotta da indirgenme olur. Bunun tam tersi olacak arkadaşlar. Yok. Zaten indirgenmiş. Dolayısıyla 0,34. Topladığımızda 1,20. Ama bu epil sıfırıncı hali değil mi? Yani aktifliğe göre yaptığımız. Ama biz Nernst denklemini uygulayacağız. Nernst denklemini uyguladığımız için pi potansiyeli bir kere bunu yapmayacak. Çünkü burada büyük bir kütle daha var yani hesaplanacak değil mi? O yüzden direkt cevabımız A oldu. Ama diğer şıklara bakalım. Dış devrede elektrotlar birinci kaba doğru gider. Anottan katottu. Dolayısıyla bu anotta bu da katotta nereye doğru gider? Birinci anottan katotta birinci kaba gider doğru. İkinci kaba tuz köprüsünde anotta anyonlar olur doğru. Anotta anyon olur ikinci kapta doğru. Zamanla bakır elektrot kütlesi artar çünkü bakır katottur. Katotta birikme olur. Anotta A harfinden aşınma olur. Net tepkime zaten bu. Artı 2 yükseltgenmiş. Diğeri de artı 2 indirgenmiş. Gördükleri doğrudur arkadaşlar. Çünkü yükseltgenler bakır indirgenecek. Evet, A şıkkı. 24. soruda bir bileşik verilmiş ve bu bileşiğin adı aspirin. Buna göre hangileri doğrudur? Ester, karboksil asit ve keton grubu var mı diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu grubu gördük mü? Bu grup R grubu. Bu bağlanan grubu da R diyoruz. Ve şunu gördük mü yani? Bu esterdir. Farklı bir renkle hemen diğerine bakalım. Karboksil asit var mı? Karboksil asit içinde şunu görmem gerekiyor. Yani JOB grubunu görmem lazım. Şurada JOB grubunu gördün mü? Ketonla ilgili hiçbir bilgi olmadığı için yok. Cevabımız 1 ve 2. 25. soruya baktığımızda organik bir bileşikle ilgili şu bilgiler veriliyor. Bu bilgiye göre yapı formülü hangisidir? 0,1 molü. Böyle sorularda arkadaşlar 0,1 molü. Bu 0,1 3 molü H2. Yani 3 molü H2 ise 6 hidrojen mi vardır? Çok kısa kısa çözeceğiz bu soruları. Yine sıfır asit. 1 molü tamamen yanma sonucu 22 gram karbondioksit gazı oluşuyormuş. Karbondioksit gazının eması burada vermemiş ama 44 değil mi? Karbon 12'den oksijen 16, 44 yapar. Vermesi gerekiyor, vermemiş. Her neyse biz bulduk. Dolayısıyla bu da 0,5 mol yapıyor. Sıfırları sil demiştik. Dolayısıyla 1 molden 5 mol ne? Karbondioksit. Yani 5 karbon var. Değil mi? Karbondioksit olana göre 5 karbon. Tamam. Amonyaklı gümüşletler çözerse tepkime vermiyor. O zaman bu nedir? Uç alkin midir? Uç alkin olmayacak. Yani iç alkin olacak. Şuraya iç yazalım. Uç olursa tepkime veriyoruz. Dolayısıyla bir kere bu gitti. Uçlar var mı başka? Yok. Tamam. Bir tane şıkkımız ancak götürebildik. Evet. 5 karbonlu olacak. Dolayısıyla şu şıkta gitti. 2, 4, 5. Tamam. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Tamamdır. 6 tane de hidrojen olacağına göre burada bir kere 6 hidrojen daha fazla var. Burada 2, 3, 6 hidrojen. Bulduk arkadaşlar. Diğeri de daha fazladır. Aslında çok kısa çözülebilir. 26. soruda bazı moleküllerin geometriyi ve bağ açıları ve bisfer gösterimi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Hemen birinciye bakalım. Karbondioksitin geometrik yapısı 180 derecesi zaten doğrusal bir yapıya aittir. Değil mi arkadaşlar? Doğru açısı 180'dir. Amonyak üçgen piramit demiş. Bağ açısını sormuş. Bağ açısı ezberlememiz gerekiyor. 107,3 arkadaşlar. Bunu ezberlemek zorundayız. Kırık doğru olan suyun açısı verilmiş. Visper gösterimi demiş. Hemen oksijenleri hidrojenle bağ yapıyorum. Oksijeni 8'e tamamlamak için eşleşmiş elektronlarını seçtim. Ve merkezi atoma A dedim. Merkezi atoma bağlı olan gruplara X dedim. Merkezi atomda eşleşmemiş elektronlara da E harfi verdim. Dolayısıyla A merkezi atom. İki grup eklenmiş, bağlanmış yani. Ve eşleşmemiş iki grup elektronu var. Dolayısıyla şunlar oluyor arkadaşlar. Üç şık işareti olan B.
27. soruya bakalım. Karşısına verilen açıklama yanlıştır demiş. Şimdi primer alkol müzeye sormuş. OH'a bakıyoruz hemen. Ona bağlanan karbona bakıyoruz. Karbon buradan 2 hidrojen taşıyorsa primerdir arkadaşlar. Doğru. Bir tane R grubu taşımış. Şimdi bu R grubu. Uç alkimidir. İlk karbonda üçlü bağ varsa uç alkimidir. Doğru. Aldehittir. Aldehitler yükselttiğimizde primer alkol oluşuyor. Doğru mudur? İnanılmazla. Yanlıştır. Devam edelim yine. Sizce aldehitler yükselttiğimizde ne oluşuyordu? Karboksil asit değil mi arkadaşlar? Pakadan. Pakaları, sekeleri unutmayalım. Bu indirgenmesi olacak. Bu indirgenme yapsaydık doğru olacak. C şıkkı yanlıştır. Fenol asit bir çözeltidir. Doğrudur. Onun OH'ı var diye onu bana sakın sanmayın. Bu da eter yapısı. Bir tarafı metil, diğer tarafı etil olduğu için asimetriktir. Eğer ikisi aynı olsaydı simetrik olurdu. Bu da doğru. C şıkkıdır arkadaşlar.